gıybet gibi, malayani gibi ve ana babaya asi olmak gibi günahları sürekli işliyorum. Bundan kurtulamıyorum. Ne yapabilirim diye soruyor. Yani bunları işlediğim için ben hiç affedilmeyecek bir adam mıyım diye de son bir cümlesi var. O yanlış. Şirk dahil tövbe edildiği zaman bütün günahları Allah-u Teala affedebiliyor. Şimdi efendim birinci merhale bir. Gıybet ettiğini biliyor. Yani hastalığı teşhis etmiş. Anasına babasına asi olduğunda teşhis etmiş. Ben diyor günah işliyorum. Günahlarını yakalamış. Bu tedavi edilebilir. Tedavi edilebilir de tedavi sürecine de girmiştir. Çünkü kabul ediyor. Evet, kabul ediyor. Birisi de var. Yok canım, sen de ben ana baba doğrusunu söyledim. Bunlar da ters yapmayı versin. Ana baba diye her şey mi yapacaklar falan. Hala isyanlar oynamaya devam ediyor. Öbür tarafta gıybet. Ben doğruyu söyleyeyim arkadaş diyor, ya bu gıybet mi olurmuş diyor. Hatta Allah sana kutsun tehlikeli sözler de söylüyor falan. Yani bunun tedavi olması zor. Önce bu hallerin bir hastalık olduğunu, kendide bulunduğunu kabul etmesi gerekir. Dinleyicimiz kabul etmiş. Benim diyor durumum bu. Hani iki şeyde tereddütü var. Ben bundan nasıl kurtulurum? Bir de ben böyle olduğum için çok mu kötüyüm? Hayır, değil. Yani bunlar yapıldığı için günahkardır. Ama tedavisi mümkündür. Ne yapması lazım? Bir, Ehl-i Sünnet alimlerin hayatlarını ve kitaplarını okuması lazım. İyi kimselerle görüşmesi lazım. Çünkü kurtulmak için kurtulmuş olanlarla beraber olmak lazım. Kurtulmuş olanlar toprak altında. Onların kitapları var. Mesela zaman zaman isminden bahsettiğimiz İmam Rabbani Kutlusu Sözleri'nin Mektubat isimli kitabı var. Bu bir. Sonra Hakikat kitabını yayınladı. Bu da Hakikat kitabını yayınlamıştı. İslam Ahlak kitabı var. Onu okumalı. Sonra Türkiye Gazetesi'nin yayınlamış olduğu Evliyalar Ansiklopedisi var. Onlardan aynı şekilde din büyüklerinin hayatlarını okumalı. Peki bu ne sağlar? Onları okudukça bu istiğfarı arttırır. Tövbe istiğfarı arttırır. Elinde imkanı varsa sadaka da verir ve dua da eder. Ya Rabbi bu günahlardan beni kurtar diye. Dolayısıyla bir müddet sonra bakar, yavaş yavaş bunlardan birisini kurtarır kendisini. Yani gıybetten kurtarır. Gıybetten kurtulunca günah yükü hafifler. Haflediği için bu sefer aynı şekilde ana babasına isyan etmemeye direnir. Kendisine ceza verir. Ya bir daha gıybet edersem şu kadar ceza vereceğim kendime. Oruç tutacağım. Şu kadar namaz kılacağım. Nafile namaz. Veyahut da aynı şekilde adak oluyor artık. O nafile olmaktan çıkıyor. Veyahut da aynı şekilde parası varsa şu kadar para vereceğim. Bu cezalar neticesinde nefsi tırsar. Ve onlara da hakim olur mu? Evet, hakim olur. Kurtulması mümkün olur mu? Mümkün olur efendim. Son bir soru. Dinleyicimiz demiş ki namazda Ettehiyyatü'yü okurken yanlış yapsak, başa dönsek, tekrar okusak namazımıza bir zarar olur mu? Namazımıza zarar olmaz da secde-i sehiv lazım gelir. Secde-i sehiv ile kurtulur. Kurtulur efendim.